Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni denememize geçiyoruz. 6, 3 çözmüştük. Bugün de 3 tane çözüyoruz. En son 5'i çözdük. Evet, bu 6. Hadi bakalım başlayalım. 1. 2018 sosyal bilimler programı ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Ben çözüyorum. Programdaki kök değerler ayrı dersler olarak ele alınmalıdır. Yalan. Kesinlikle ayrı dersler olarak işlemeyeceksiniz. Kazanımlarla örtük olarak ilişkilendireceksiniz. Kazanımlarla kaynaştıracaksınız diyor. B. Derse özel beceriler kazanımlarla ilişkilendirerek verilmelidir. Doğru. Programda sunuş, buluş, araştırma, inceleme stratejinin gerekli kazanımlarla, yani hepsinde sunuş, hepsinde buluş olmaz ama kazanımın ruhuna göre ilişkilendirin diyor. Programda gezi ve gözlemden yararlanılması var. Programda öğretim ilkelerine uyulması önemsenmesi var. Arkadaşlar da A demiş zaten. Doğru cevap vermişler. Sıkıntı yok. Geçtim. İki. Bu da programdan bir soru. Sosyal bilimler öğretmeni 5. sınıf küresel bağlantılar öğrenme alanı ile ilgili 3 kazanım merkeze almıştır. Kazanımlar şöyledir. Yukarıdaki kazanımlar çerçevesinde ders işleyen bir öğretmen program gereği aşağıdaki becerilerden hangisini derse ilişkilendirmesi gerekir? 5. sınıf küresel bağlantılar. Yaşadığı yer ve çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler üzerindeki rolünü araştırır. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojilerinin etkisini tartışır. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini açıklar. Tabii bu program sorusu. Programda bunu araştırma ve yaratıcılık becerileriyle ilişkilendirin diyor. Bu öğrenme alanında beceriler araştırma ve yaratıcılık. 5. sınıfta bu öğrenme alanında değerlerde, doğrudan verecek değerlerde kültürel mirasa duyarlılık. Üç, bu da program sorusu olmuş. Sosyal bilimler öğretim programı çerçevesinde ders işleyen bir öğretmenin 7. sınıf düzeyinde bilim, teknoloji ve toplum öğrenme alanındaki aşağıdaki iki kazanım merkezi olarak işlemektedir. Özgür düşüncenin bilimsel gelişimlere katkısını değerlendirir. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişim sürecine katkısını tartışır. Öğretmenin yukarıdaki kazanımlarla birlikte hangi değeri doğrudan vermesi gerekir? Programda yazıyor bu. Bilimsellik diyor. Zaten konuyla da uygun. Burada beceri pardon değeri diyor, özür dilerim. Burada bilimselliği değer olarak almış. Yani bu bir sıkıntı ama öyle yapmış, yapılacak bir şey yok. Bu öğrenme alanında 7. sınıf düzeyinde beceri zaman ve kronolojiyi algılama. Değer ise, doğrudan verilecek değer ise bilimsellik ve özgürlük olarak verilmiş. Tabii bilimsellik değer midir tartışılır ama şöyle bakılırsa değer olabilir. Bilimsel yaklaşmak bir değer olarak, yani dogmatik yaklaşmamak, bilimsel yaklaşmak bir değer olabilir. Aynı zamanda beceridir zaten. Ayla diyor ki hocam o ikililerden birini karşılaması yeterli değil mi? Tabii yeterli. Zaten bunu şununla ya da bununla demiyor. O öğrenme alanının topyekününe bunu veriyor zaten. O öğrenme alanına veriyor zaten bu değeri. Önceki soru diyormuş. Önceki soru da aynı şekilde. Program bunu bununla ilişkilendirin, bunu bununla ilişkilendirin diye yazmıyor. Program şöyle yazıyor. Diyor ki küresel bağlantılar 5. sınıfta bunlar var diyor. Bu ve bu birinciyle, ikinciyle, üçüncüyle değil. Buradaki öğrenme alanındaki kazanımlarla ilişkilendirecek diyor. Daha sonrasında araştırmayı birinci kazanımla sen ilişkilendirebilirsin.
Başka bir öğretmen 2 ile ilişkilendirip bu öğretmenin inisiyatifine kalmış. Kazanım ve beceri bağlantısını vermiyor. O öğrenme alanındaki istediğim kazanımla ilişkilendirebilirsin. Hepsiyle de ilişkilendirebilirsin. Dörtte diye yazıyorlar. Bakalım dörde. Ne diyormuş dörtte? Yukarıdaki üç kazanım aşağıdaki öğrenme alanlarının hangisiyle doğrudan ilgilidir diyor. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması, aktarılması, değişim ve sürekli inceler. Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin gelişim süreci, özgür düşünce. Bir an önceki soru buna ipucu veriyor. Bu bilim teknoloji toplumla alakalıdır. Doğru söylüyorsunuz. Beş. Diyor ki bir sosyal bilimler öğretmeni öğrencilerine okulun bulunan en eski fotoğrafını göstermiş ve fotoğrafı yorumlamalarını istemiştir. Fotoğrafta okulun inşaat hali önünde o dönemki öğrenciler vardır. Öğrenciler fotoğraftan çok etkilenmiş. Her biri sosyal bilim araştırmacısı gibi o dönemde olan kişileri araştırmışlardır. Bazı öğrencilerin dedeleri, anneanneleri, babaanneleri olan bu kişileri bulmuşlar ve röportaj yapmışlardır. Yerel tarih ve sözlü tarih yaklaşımının kullanıldığı bu etkinlikle ilgili hangi ifadeler doğrudur diyor. Size bıraktım ne dersiniz? Benim için hayırlı soru. E diyen var, Denizli diyen var. Şimdi bakın, proje tabanlı öğrenmenin sosyal bilgiler ve tarihteki en güzel uygulama şekillerinden bir tanesi yerel tarih ve sözlü tarihtir. Bunlar proje tabanlı öğretimin tarih ve sosyal bilgilere özel kullanım şeklidir. Ve bunlar proje tabanlı öğretimdir. Değişim ve sürekli algılama becerisiyle ilişkilendirilebilir. Doğru. Neden? Ya şimdi dedelerimiz o zaman okula gidiyormuş. Şimdi biz gidiyoruz. Bir şeyler değişmiş ama değişmeyen şeyler de var. Öğrenci performansı rubriklerle puanlanabilir. Zaten yerel tarih ve sözlü tarih çalışmaları proje tabanlı öğretim olduğu için performans değerlendirme ve rubriklerle incelenebilir, ölçülebilir, değerlendirilebilir. Doğru cevap da evet. Güzel soru olmuş. Altı. Al. Altıya E mi diyor Abdülkadir? Hadi bakalım. Aşağıda hangisi yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilim öğretim geleneğine uygun bir etkinliktir? İstiklal Marşı'nın ezberlenmesi, vatandaşlık aktarımı, öğrenciler arkeoloji müzesine gezi düzenlenmesi, sosyal bilimleri öğrenmek için sosyal bilimler, sözlü tarih çalışması, sosyal bilimleri öğrenmek için sosyal bilimler, yerel tarih çalışması, sosyal bilimlerin çalışma becerilerini, sosyal bilimci becerilerini öğrenmek için. Öğrencilerin mahalledeki vatandaşların istekleriyle ilgili belediyeye dilekçe vermesi, yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler yaklaşımıdır. Doğru cevap da E'dir. Ah, cevaplar da doğru yani. Bu da benzer bir soru sormuşlardır. Ben de oradan aldım. Biraz değiştirdim. 7. Azimli olma ve tahammül etme. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda sabır kök değerinin alt bileşenleri olarak tanımlanmıştır. Sabır. Bu kök değer Carroll'ın okulda öğrenme kuramında hangi kavram ile ilişkilidir diyor. Aa, soruya bak. Bence enteresan soru olmuş. Ve cevaplar da çok güzel. Aferin. Duyusal giriş davranışları yeterliliği yani öz yeterlik algısı, çabuk pes etmeme, sabır gösterme, olmayınca ısrar etme, inat etme, çabuk vazgeçmeme. Çok güzel. Güzel olmuş bu soru. 8. 2018 Sosyal Bilimler Öğretim Programı'nda derse özel beceriler arasında tablo, grafik ve diyagram çizme, yorumlama, okuma davranışı tanımlanmıştır. Kitaptaki bir diyagramı doğru okuyabilen ve anlamlandırabilen bir öğrenci, Bloom'a göre aşağıdaki bilişsel becerilerine hangisine ulaşmıştır? Bence kolay soru. Merak ediyorum ne diyeceksiniz?
Aferin. Bazı öğrenciler bunları çok güzel yapıyor. Bazıları çok yanlış yapıyor. Aferin. Gelen cevaplar hep doğru. Kavrama diğer adıyla da anlamadır. Bütün arkadaşlar doğru cevap verdi. 9. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasi mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu'nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir kazanımının merkeze alan bir öğretmen aşağıdaki materyaller hangisiyle ders işlemesi uygun olmaz diyor. Enteresan olmuş bu soru. Bence zor da. Ama cevaplar şimdi bu zor bence bu soru. Bunun doğru cevabı C'dir. Şimdi senkronik zaman şeridi nedir diye baktığımızda senkronik zaman şeridi Anadolu Türkleşme süreci yani Türkiye Selçukluları tarih 1071 ile 1299 arası. Yaklaşık 200 yıllık bir süreç. Şimdi bu süreçte Anadolu'da ne oldu? Bu süreçte İran'da ne vardı? Bu süreçte Hindistan'da ne vardı diye ayrı ayrı konuşmak ve bunları şematize etmek senkronik zaman şeridir. Bu kötü bir şey de değildir. Ama kazanımın ruhunda Türkiye'nin siyasi mücadelesi, Türklerin siyasi mücadelesi, kültürel farklı, Anadolu'nun Türkleşmesi. Yahu bunu İran'la karşılaştır, o dönemin İran'ı ile karşılaştır, o dönemin Suriye'si ile karşılaştır, o dönemin Mısır'ı ile karşılaştır diyor mu? Kazanım demiyor ki zaten. Kazanımın ruhu demiyor bunu. Onun için burada bu uygun değil. Zaten bu yaş grubu çocukların kazanımda yoksa zaten burayı öğrenirken onlar karıştırırlar zaten. İlk önce burayı bir öğretir. Sonra ileride yapılabilir. Şimdi bu Anadolu Selçukluları öğrenirken tarih şeridi olur mu? Olur. Tarih atlası olur mu? Animasyonlar acayip güzel olur. Yani çocuklar animasyonlardan yani tarihi anlatan animasyonlarından çok akılda kalıyor. Çok seviyorlar. Tarihsel kanıtlar belgelerde olur. Güzel olmuş bu soru. O sosyal bilgiler dersinde öğretmen bir metni okutup anlaşılması için oku tekrar otu, ku betimle açıkla, hızlan, yavaşla, yardım iste basamaklarını kullanıyor. Bu hangi yöntemdir diyor. Arkadaşlar yazıyorlar. RIPS diyorlar. Doğru. Buraları çok güzel oturmuş. Buralarda hiç sıkıntı çıkmıyor. Buraları çalışmışsınız. Evet, arka arkaya iki tane kahvelik soru var. 11 ve 12 çok zor. Ama çok güzel sorular. Hadi bakayım göreyim size. Efendim diyor ki sosyal bilgiler dersinde öğretmen Orkun alfabesindeki 38 harfi vermiş. Ve seçeneklerde verilenlerden hangisinin bilge sözcüğünün yazılışı olabileceğini sormuştur. Yani şimdi burada gösteremiyoruz ama A ve E böyle, işte I ve I böyle. Bunlardan hangisi olabilir diyor. Gerisi de var aslında burada. Yani kağıda sığmadığı için gösteren. Öğretmenin sorduğu bu sorunun cevaplanabilmesi için yenilenmiş Bloom taksonomisinde anlama kavrama becerisiyle ilgilidir. Zaman ve kronolojiyi algılama becerisiyle ilgilidir. Lejant okuma becerisiyle ilgilidir. İfadelerin hangileri doğrudur diyor zor soru. Yapana helal olsun. Bir helal Elif Uysal'a geldi. Aferin Elif. Başka? Başka, 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 başka. Ayla Ertürk'e de bir aferin geldi. Nermin Ayhan'a da bir aferin geldi. Aferin. Bayağı doğru cevap çıktı. Ama zor. Şimdi bir kere bakın bu çok basit bir şey değil. A da olabiliyor, E de olabiliyor bu harf. Bunu aynı şeye benzetebiliriz. Bir haritanın lejantından yararlanarak A burası yüksek, burası deniz seviyesi, burası 1.000 metre civarında diye, burası kalabalık şehir,
burada büyük yollar var falan diyebilmek, haritayı anlamlandırabilmektir. Burada da verilen harflerden bunu söyleyebilmek kavrama düzeyi beceridir. Orada hiçbir sıkıntı yok. Zaman ve kronolojiyi algılamayla hiçbir alakası yoktur. Göktürkler Orhun alfabesini hiç bilmeyen birisi bile kafası çalışıyorsa bunu yapar. Zaman ve kronolojiyi bilmese bile. Orhunlar kaçıncı yüzyılda bilmese bile bunu yapar. 3. Lejant okuma. Lejant ne? Ha, lejant bir diyagramın ön bilgisidir. Mesela haritaların altındaki lejanttır. Bilgi verici yerdir. İşte burasına lejant denir. A bu, E bu diye. Onu okuyacağım. Ona göre de seçeneklerde bulacağım. Doğru cevap da Denizli'dir. Elif diyor ki haritanın dilidir. Doğru. Ama sadece harita değil Elif. Doğru. Senin söylediğin doğru. Bunun yanı sıra bir diyagram, bir harita olmayıp başka bir şey olabilir. Mesela bir prospektüs olabilir. Prospektüsü şöyle okuyacaksın diye bilgilendirici, yöneltici bilgilere lejant adı veriliyor. Aha, diyagramın dili de olur diyor. Doğru söylüyorsun. Aferin. Şimdi asıl zor soruya geldik. 12 daha da zor. Sosyal bilim öğretmeni Cemal Bey 5. sınıf tarih dersinde aşağıda verilen görsellerden hareketle Anadolu antik çağ uygarlıklarından söz etmektedir. Verilen görsellerden hareket öğretmenin dersiyle ilgili olarak Hatti ve Hitit uygarlıklarından söz etmektedir. Neolitik dönemden söz etmektedir. Etnografya müzelerinden yararlanmaktadır. İfadelerine hangileri doğrudur diyor. Alayım cevapları. Vallahi Nermin diyor ki D de olabilir, E de olabilir diyor. Elif E demiş, Ömer D demiş, Yağmur A demiş. Özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi tek tek çözelim bunu. Bu görseller neyle alakalı dersek, bunlar aslında hattilerdir. Ama ben o detaya girmedim. Hatırlarsanız size neydi? Konya'dakinin adı Çatalhöyük. Çorum'dakinin adı neydi? Konya Çumra'daki Çatalhöyük'tü. Çorum'daki höyüğün adı neydi? Alacahöyük. Alacahöyük'teki buluntular hangi uygarlığa ait diye size eski sınavlarda soru sordular. Çeldiriciler'de, Hititler'de vardı. Doğru cevap da Hatti'ydi. Çok zor bir soruydu. Bunlar Hattilere aittir. Ama ben o kadar insafsızlık yapmadım. Hatti ve Hitit dedim. Yani bence ÖSYM orada çok insafsızlık yapmıştı. O kadar da değil yani. Peki Boğazköy Hitit diyorsunuz da Alacahöyük'ü neresi? Alacahöyük Hattilerin değil mi? Artı şimdi çok enteresan bir şey var orada. Yani şimdi soru o kadar sizin dediğiniz kadar kolay değil. Şöyle bakın, Boğazköy de Çorum'da, Çatalhöyük de Çorum'da, artı çok daha bir detay var. Detay da şu, Boğazköy'ün alt katmanlarında Hattilere ait şeyler de var, katman katman. Mesela Troya dediğimiz yer, yanılmıyorsam 8 katman. Troya'nın en alt katmanı Paleolitik'ten başlıyor. Sonraki, yok Paleolitik'ten başlamıyor, yanlış söyledim, özür dilerim yanlış söyledim. Neolitik'ten başlıyor. Neolitik'in ilk dönemlerinden başlıyor. Sonra Demir Çağı uygarlıklarına falan geliyor. Bunun gibi bu zor. Ama neyse, buraya geçelim. Hatti ve Hitit dedik. Orada bir itiraz yok. Şimdi Neolitik dönemden söz etmektedir. Arkadaşlar, bir şey soracağım size. Bunlar neden yapılmış? Ne bunlar?
Ne bunlar? Bronz. Bronz veya hadi bilmiyorsunuz. Yani bilemeyebiliriz. Bronz olabilir, bakır olabilir. Ya arkadaşlar, bunlar Tunç Çağı uygarlıklarıdır. Ve Neolitik'te maden yoktur. Maden işleme yoktur. Maden işlemeci yok Neolitik'te. Bunlar maden işliyorlar. Ya bilemedik yani bronz mu tunç mu tamam ama maden sonuçta. Kalkolitik'te bakır başlıyor sonra tunç çağı falan. Yani kalkolitik dersek bakır, işte Hititler dersek tunç falan. Etnografya müzelerinden yararlanmaktadır. Bu da doğru. Arkadaşlar bu tür sanat eserleri veya o toplumun kültürel ögeleri etnografya müzelerindedir. Doğru cevap da D'dir. Müthiş zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Ömer diyor kahveyi hak ettik yani. Evet, evet bence zormuş. Bu soruyu bilen zaten keyif çatsın yani. Ömer bir de şunu bil be. Suriye İç Savaşı'nın Türkiye açısından nerede o? Ay, kafam karıştı. Suriye İç Savaşı'nın Türkiye açısından siyasi, ekonomik, kültürel ve jeopolitik yansımalarını dört boyutta incelemek isteyen öğretmen her boyutu bir öğrenciye vererek hazırlanmalarını ister. Dört öğrenci bir hafta sonra sınıf karşısında sorumlu olduğu boyutla ilgili 10 dakikalık sunum yapar. Sunumlar bittikten sonra dinleyici öğrencilerin sorularıyla tartışma derinleşir. Bu derste yapılan uygulama aşağıdaki tartışma türlerine en çok hangisine benzer diyor. Ne işaretledin Ömer? Söyle bakayım. Burada çoğu arkadaş doğru cevap vermiş. Yanlışlar da var. Bu paneldir. Arkadaşlar burada ÖSYM şunu bıkmıyor, usanmıyor. 4-5 defa sordu. Her boyutu ayrı bir şekilde İşte siyasetin birisi, ekonomistin birisini anlatması paneldir. Panelin ayırt edici özelliğidir. Forumda alt başlıkları ayırıp da anlatmak yoktur. Bu ÖSYM 4-5 defa bunu sordu. Ömer Yıldız karışıyor ya diyor. Vallahi benden öğrenenler karıştırmıyor Ömer. Neden? Ben şimdi çok güzel bir çalışma yaptım Ömer. Bunu 4 senedir yapıyorum. Panelle ilgili çıkmış bütün soruları alt alta koyuyorum. Forumla ilgili çıkmış bütün soruları alt alta koyuyorum. Ya hocam diyorlar, kabak gibi ya diyorlar. Adam aynı şeyi sormuş diyorlar. Ama böyle bir çalışma yok. Forumun sonunda panel vardı değil mi? Hayır, öyle değil. Arkadaşlar benim YouTube'da Murat Sakin Eğitim Bilimlerinde ÖYT'nin içinde bu var. Hemen söylüyorum, hemen söylüyorum. Çok basit bir mantığı vardır. İsteyene de dosyasını atarım. Bakın çok basit bir mantığı var. Şimdiye kadar 2001'den 2023'e kadar çıkmış bütün ÖYT sorularında, eğitim bilimleri sorularında artı sosyal bilimler, artı sınıf, artı coğrafya falan gibi panellerde sorulmuş diye baktım ben. Hepsini aldım alt alta yapıştırdım. 7 tane panel sorusu var. 7 tane panel sorusunun tümünde şunu söylüyor. Edebiyatla ilgili bir panel yapılıyor. Edebiyatın biri şiiri, biri öyküsü, birisi romanı gibi alt başlıklarını paylaşıp 10 dakika 15 dakika anlatıyorum. Arkasından tartışma yapılıyor. Bu panel. Bu kadar basit. Bitti. Bunu bilince bitiyor. Ha, ama neden bu kavram kargaşası var? Ben eminim şu anki sosyal bilgiler benim şu andaki dersimdeki öğrencilerin hiçbirisi ÖSYM'nin bu 7 tane sorusunu alt alta incelememiştir. Ben sınıfta öğrencilerime bu 7 tane soruyu üst üste çözüyorum. Öğrencim diyor ki hocam diyor bunu diyor ben yapsaydım geçen sene atanmıştım diyor. İşte panelle ilgili 7 soru. Sempozyumla ilgili 2 tane sorulmuş. Forumla ilgili 5 tane sorulmuş. Konferansla ilgili 3 tane sorulmuş. ÖSYM'de sormuş. Alt alta zaten bütün özellikleri çıkıyor. Ha, ama yayınlardan öğreneceğim dersen çok kafa karışıyor. ÖSYM sorularından biz yapıyoruz. Tavsiye ederim YouTube'da var. Benim kanalımda var. Ha, oradan vakit yetmez hocam çok vakit derseniz kesinlikle şunu tavsiye ederim. Biz derslerimizde, ben kendi eğitim bilimleri derslerimde dersi anlatırken bütün ÖSYM sorularını çözerim. Öğrenciler de der ki ya ben sene sonunda çözeceğim. Hayır. Dersin içinde ÖSYM nasıl demiş buna çözülünce hiçbir sıkıntı çıkmıyor.
Zaten ÖSYM kendi dediğiyle Şimdi tekrar söylüyorum. Forumla panel arasındaki fark şudur. Panelde mutlaka o konu neyse, mesela Suriye İç Savaşı, birisi siyasi, birisi ekonomik, birisi kültürel, birisi jeopolitik. Bu Ahmet, bu Mehmet, bu Caner, bu Ayşe Hanım gibi paylaşıp 5-10 dakika anlatıyorlar. Bu 10 dakika, bu 10 dakika, bu 10 dakika anlatıyor. Bu birinci aşamasıdır. Arkasından soru soruluyor. Bu ikinci aşaması, bu panel. Peki forumda o konunun alt başlıkları paylaşılıp insanlar 5'er 10'ar dakika sunum olarak başta anlatıyorlar mı? Hayır. Direkt tartışma başlıyor. Bitti. Aradaki fark budur. Geçin, dönün, bütün ÖSYM sorularına bakın. Benim dediğimi göreceksiniz. Ha, yalnız şunu söyleyeyim. Bütün ÖSYM sorularına benim dediğimi görürsünüz ama herhangi bir yayında benim dediğimi göremeyebilirsiniz. Çünkü yayınlarda doğru da var, yanlış da var. Sosyal bilgiler öğretiminde kavram geliştirme süreçlerinde genelleme, ayırt etme, öncelik sonralık ilişkisi, nedensel ilişki, hiyerarşi gibi pek çok zihinsel süreç kullanılabilir. Ancak bir konu alanına giren iki kavram arasında yukarıdaki ilişkilerin hepsi bulunmayabilir. Kavramlar arasında hangi ilişkinin bulunduğunu fark edilmesi kavram öğretiminde kritik noktasıdır. Aşağıdaki kavram çeşitleri ve bu çiftler arasındaki fark edilmesi gereken temel ilişki eşleştirmelerine hangisi yanlış kurgulanmıştır diyor. Çok değişik bir soru. Bence zor da. Buyurun yazın bakalım ne dediniz. Aferin Abdülkadir. Pardon. Ömer, Zehra, hepinize aferin. Bence zor soru. Herkes doğru yapmış. Yer şekilleriyle nüfus arasında nedensel ilişki vardır. Yer şekilleri iyi ise nüfus artar. Orada konumlanır. Mutlakiyet, meşrutiyet arasında ayırt etme becerisi, arada farklar vardır. Doğru. Kıta, ülke, parça, bütün ilişkisi doğru. Ekonomi, dağıtım, etkileşim ilişkisi doğru. Ama haklar ve sorumluluklar hiyerarşik değildir. Aa, hak üstte, bu da sorumluluk değil ki. Hak başka şeydir, sorumluluk başka bir şeydir. Doğru cevap da E'dir. Bunlar hiyerarşik değildir. İki ayrı şeydir. Ha, mesela E'ye yazsak ayırt etme becerisi yazılması lazımdı. 15 son sorumuz. 2018 Sosyal Bilimler Öğretim Programı'nda kazanım açıklamalarında bazı sınırlandırmalara yer verilmiştir. Programda yer alan sınırlandırmaların gerekçesi aşağıdakilerin hangisiyle ilişkin değildir? Buyurun son soru sizde. Top sizde. Bu da zor soru. Çok kolay değil bu da. B diyen var, A diyen var, Denizli diyen var falan. Cevaplar muhtelif. Programda yer alan sınırlandırmaların gerekçesi aşağı hangisi? Şimdi sınırlandırma ne demek? İlk önce ona bakalım. Diyor ki bu konuda Bruno'dan bahsedin, Galileo'dan bahsedin ama şuralara girmeyin diyor. Şunlardan bahsedin ama şunlara girmeyin diyor. Şunlara girmeyin dediği yer sınırlandırma. Örnek sayısını sınırlandırmak istemesi doğru. Sonraki yılların kazanımlara geçilmemesi için uyarı yapılması. Evet, orada mesela bir konu var. Oraya girersen bir sonraki yıla giriyorsun, girme diyor oraya. Mesela belediyelerden bahset ama şundan bahsetme diyor. O sınıf düzeyi için ile ilişkili yaş ve güçlük düzeyini önemsenmesi. Evet. Ya bu seviyede bu kadarını anlar diyor. Edirne kazanımın hangi noktaya odaklanması gerektiğiyle ilgili çerçeve çizilmesi. Bu yanlıştır. D. Diğer öğrenme alanları ile kazanımın karışmaması. Tam tersine karışsın, harmanlansın. Ya biz disiplinler arası demiyor muyuz? Biz sadece coğrafya anlatmayacağız. Biz sadece hukuk anlatmayacağız. Biz sadece tarih anlatmayacağız. Sosyal bilimler disiplinler arasıdır demiyor muyuz? Öğrenme alanları varsın, karışsın. Karışsın derken harmanlansın, birbirine girsin. İlişki kurulsun.
Ne dersin? Kafanıza yattı mı? Şöyle bir sınırlandırma yok. Ama şuraya girmeyin. Bu hukukla alakalı. Biz şimdi coğrafya anlatıyoruz. Böyle bir şey yoktur. Sosyal bilimler mi? Tamam diyorlar. Altı tane deneme çözdük. Haftaya gençler bir üç tane daha çözeriz. Bugünlük bu kadar. Haftaya kendi gününde, kendi saatinde Kurtlar Vadisi gibi devam ederiz. Evet, söyleyin bir şeyler, iki muhabbet edelim. Ondan sonra sorusu olan, katkısı olan söylesin, konuşalım. Ondan sonra da kapatalım gençler. Sağ ol Zehra, sen de sağ ol. Aile diyor ki 3 yanlış bir boş. Kötü mü? Hayır. Çok güzel. Ya aile şunu fark etmişindir. Bu sorular zor. Bu sorular zor. Ama bence böyle çözmek lazım. Üstüne tartışmak lazım. Abdülkadir 3 tane de benim var diyor. Çok güzel. Ben şunu önemsiyorum. Bu denemelere başladığımız nokta ile bitirdiğimiz nokta arasında mutlaka fark olacak. Size 1-2 tane, belki 3 tane fazladan yaptıracağım inşallah. Ömer Yıldız benim de 4 tane diyor. Zaten genelde grubun 3 yanlış, 4 yanlış gibi olmuş. Es geçilen çok yere değinmişsiniz. Aynen öyle. Millet aynı soruları yazıyor ki. Ben baktım piyasaya. Millet soru yazmış. O Ahmet almış Mehmet'ten takla attırmış. Mehmet almış ÖSYM'den takla. Orijinal bir şey yok ki piyasada. Biraz atar gider yapayım hocalara. Oturun kendiniz güzel bir şeyler yazın ya. Azıcık emek verin ya. Azıcık emek verin. Ha, emek vermiyorsanız da ben takla attırdım deyin. Ya kaç tane kitabı aldım? Çöp. Çöp. Ha, emek verilene çöp denmez. Emek verilene çöp denmez. Saygı duyulur. Ama emek vermemiş ki adam. Ahmet'in kitabını almış. Şu kadar ya, soruların hepsi iki satırlık. Ya Allah aşkına, Allah adandım. Ya bir bakın bakalım geçen seki, evvelki seneki sosyal bilgiler son 15 soru. İki satırlık sorular. Sorular böyle böyle sorular. Ha, kısa soru da var. 15 tane sorunun 8-9 tanesi uzun soru. İçinde 3 tane 4 tane de kısa soru var. Ya ben bir getirdi öğrencim bana alan eğitimi denemesi diye bir soru. Bu nedir? Bu nedir? Bu hangi kazanım? Bu nedir? Bu hangi sınıf düzeyinde? Yahu toplasam 15 soru 20 cümleye. Bu ne dedim ya? Bu ne dedim? Ha, şimdi emeğe saygı göstereceğiz ama burada emek yok. Azıcık kendilerini şey yapsınlar, çeki düzen versinler. Öğrenciler de yani emek verilen şeye saygı gösterirler. Bu kadar basit. Kızdım. Hadi bakalım gençler. Görüşürüz. İyi akşamlar diyorum. Haftaya görüşmek üzere.